Tamam. Bugün Yiğit Akü ve Horoz Lojistik bir nebze olsun halka arz hisselerinde bekleyenleri, eksi de bekleyenleri bir nebze olsun memnun etmiş gibi görünüyor. Hani arz fiyatına kadar tekrar yükselmeler başladı gibi görünüyor. Yiğit Akü 3 gündür tavan serisini devam ettiriyor. 3 gündür güzel gidiyor. Bakalım bu güzel gidişat devam edecek mi? Bakalım o eksilerden kurtulacak mı? Bakalım o küçük yatırımcı istediğini alabilecek mi? Bir de biliyorsunuz bugün iki yeni halka arzımız için talep toplamalar başladı. Daha önce sizlerle Seymen Kardeşler Gıda ve Efor Çay'ın bilgilerini tek tek paylaşmıştım. Bugün ikisi aynı anda talep toplamalar başladı. İki halka arz tek tablo olarak hap bilgilerini şöyle kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtılır bunları da sizlerle paylaştığımız videoyu tekrar paylaşmak istiyoruz. Neden biz katılmıyoruz? Neden anket sonuçlarına göre 5000'e yakın kişi ankete katılım sağladı? %70'i katılmayacağız dedi. Halen bana o kadar çok yorum geliyor ki katılmayacağız, boykot edeceğiz, çok iyi yaptın, seni takip eden 60.000 kişi bunu gördü. İşte burunları sütsün, böyle borçlu şirket mi gelir, bu şirketler ne yapacak, Balcı'dan, Çaycı'dan, halka arz mı olur, SPK ne yapıyor diye. Biz yine de hem takip etmeye hem de bilgilerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Seymen Kardeşler 30 TL'den, Efor Çay 14,5 TL'den bugün itibariyle bireysel eşit dağıtım olarak sabah 9, akşam 5-6 arasına kadar, Cuma'ya kadar başvuru yapabileceksiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi nakit başvuru yapabilirsiniz. T1, T2 bakiye kullanılamıyor. Arz büyüklüğü ikisinde de öyle ahım şahım küçük değil arkadaşlar. Birisi 1 milyar 305 milyon TL, birisi 1 milyar 770 milyon TL. Piyasadan bir hayli para çekilecek. Önemli. Halka açıklık oranı %32 olacakmış Seymen'de. %24 olacakmış Efor Çay'da. Şimdi daha önce sizlerle işte gelen parayı ne yapacaklar, nerede kullanacaklar, ne kadar borcu var, ortak satışı ne kadar bunları hep paylaşmıştım. Önemli bir nokta, ikisi de katılım endeksine uygun. Peki kaç kişi katılacak? Şimdi dedim ki ben eğer aracı kurumlar yeteri kadar başvuru görmezse mutlaka aracı kurumun içinde belki kendileri satın alır. Belki şirket ortaklarına tekrar teklif götürülebilir. O kalan lotlar mutlaka satılacak ama örnek veriyorum. Ben yedek akçemle başvuru yapmış olsaydım 1000 TL'lik düşecek miktar 30 lot. 35 lot. 25 lot civarı. Değil mi? 33 lot bakın 990 TL Seymen Kardeşler'de düşüyor. Hani Efor Çay'da da yaklaşık 65 lot düşerdi Efor Çay'da. Ama katılım ne kadar olacak? Şimdi düşünüyorum ben. Ya bu kadar çok boykot eden var. Bu kadar çok katılmam diyenler var. Acaba diyorum 1 milyonu bulacak mı? Acaba diyorum 500 bin kişi katılacak mı? Yani bir yandan da diyorum ki katılınır ya kardeşim. Geçmişte de böyle işte girmeyeceğim, katılmayacağım böyle halka arz mı olur diyen olmuştu. Ama yine de katılım fazla olmuştu. Şu 1 milyon 250 bin kişilik en düşük katılımı göz önünde bulundursak Efor Çay'da 54 lot 783 TL yeterli oluyor. Seymen Kardeşler'de de 33 lot 990 TL yeterli oluyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz de benim gibi düşünüyor musunuz? Bilmiyorum bugünkü başvurularda siz de bulundunuz mu? Yorumlarda yazın bakalım. Göreceğiz nasıl olacak. Cuma günü akşam son buluyor başvurular. Büyük bir ihtimal hafta sonu belki bir sürpriz olabilir. Erken açıklanma durumu olabilir ama en geç pazartesi sabah saatlerinde açıklanacaktır arkadaşlar. İki halka arz tek tablo şöyle hap bilgileri paylaştıktan sonra bakalım bugün diğer ekside seyreden halen halka arzlarımız yeni gelen bu iki halka arzla beraber de değişik bir seyir bize izletecekler mi? O yan tahtalar, o küçük tahtalar gidebilecek mi? O halka arzlar eksilerden kurtulabilecekler mi? Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.